Herkese merhabalar. Bugün hep beraber Kat Von D rujları deneyip yorumlayacağız. İsterseniz girişi çok uzatmadan videoya geçelim. Ben de bazıları tam boy halinde, bazılarında bir yıl önce falan olması lazım. Küçük denen boy setleri halinde satılırken almıştım. Evet, Türkiye'de satılıyordu hatta. Türkiye'den almıştım. O yüzden bazıları böyle küçük, bazıları da normal boyda. Ama aynı renkler, yani hala normal üretimde satışta olan renkler. İlk rengimiz Ludwig. Gördüğünüz gibi gayet güzel. Nude bir ton. Şöyle elime de süreceğim. Benim en sevdiğim renklerden bu arada. Bunu da dudaklarımda deneyelim, görelim. Evet, gördüğünüz gibi rengimiz nude, gayet güzel bir renk. Benim en sevdiğim renklerden biri, kendime de yakıştırdığım bir renk. Elimdekinden biraz daha açık gözüküyor ama önemli değil. Şunu söyleyebilirim ki gayet pigmentli, gördüğünüz gibi tek bir fırçayla bir kere daldırıp çıkarmayla tüm dudağımı boyayabildim. Güzel. Bu özelliğimi çok seviyorum Kat Von D rujlarının. Onun yanında da bir de şu özelliği var. Hem çabuk kurumuyorlar hem de gayet çabuk yerleşiyorlar dudağa. Yani düzeltmek için vaktiniz oluyor ama sonrasında direkt de dudağa oturuyorlar. O özelliği seviyorum. Hatta göstereyim. Cuklayayım elimi. Gördüğünüz gibi bir şey yok. Bu açıdan gayet kalıcılar, güzeller. Bu da gayet sevdiğim bir renk. Tam boyunda alınmasını tavsiye edebileceğim bir renk. İkinci rengim ise Lolita 2. Bu benim tüm koleksiyonumdaki en sevdiğim renk. Sebebini birazdan göreceksiniz. Gerçekten çok güzel bir rengi var. Bu elimdeki duruşu. Ama benim dudaklarım da biraz daha açık duruyor. Hemen süreyim. Evet, şimdi anlamışsınızdır niye favori rengim olduğunu. Bence gerçekten güzel bir renk. Çünkü ben böyle ölü gibi duran nude'lardan çok, nasıl desem, hala doğal olup yine de canlı olan renkleri çok seviyorum. Yani mesela bir atıyorum çok cırt bir pembe ya da bam bam bağıran bir kırmızı değil de bu tarz yine tatlı, doğal olan, çok abartı olmayan ama canlı renklere bayılıyorum. O yüzden de koleksiyonumda Lolita, Lolita değil, Kat Von D rujlardan en favori rujum bu Lolita 2. Bu da yine bir öncekiyle aynı yapıda, aynı şekilde. Fakat bu rujların bir özelliği var. Bence diğer likit rujlara göre dudakları biraz daha kurutmaya daha çabuk başlıyorlar diye düşünüyorum. Yani mesela şu anda hafiften bir kuruluk hissediyorum dudaklarımda. Pek çoğu likit rujda bu var ama olmayan rujlar da var. Onların videosu, hatta öyle olmayan bir ruj söyleyeyim. Benim favori likit ruj markam Jeffree Star rujlarıdır. Jeffree Star rujlarını denediğim videoyu da şuradan hemen bulabilirsiniz. Dediğim gibi benim en sevdiğim likit ruj formülü Jeffree Star'da. Onu da biraz daha geç kurumaya başlıyor dudaklar önce. Likit ruj olunca konu dudaklar kuruyor her türlü. Ama daha geç kurutanı tabii ki daha çok seviyoruz. O da Jeffree Star. Bu arada Kat Von D videosunda Jeffree Star'dan bahsetmem de biraz ironik oldu biliyorsunuz. Kavgalılar. Her neyse, dediğim gibi bu rujla gayet çok seviyorum. Dudaklarımda şu an hafif bir kuruluk hissediyorum. Onun dışında bu da oldukça kalıcı. Gördüğünüz gibi ben burada 2 dakikadır konuşurken hemen kurudu. Yine sevdiğim renklerden biri. Sıradaki rengim ise Lovecraft. Biraz pembe. Bunu galiba hiç dudaklarımda denemedim. Evet, hiç hatırlamıyorum yani denediğimi. Pembesi biraz beni korkuttu ama deneyelim, görelim. Evet, Lovecraft da böyleydi. Şöyle ki, korkunç bir pembe değil asla bence. Yani sürülebilir bir pembe. Pek çoğu insana yakışacak bir renk. Pek çok insana yakışacak bir renk. Bende de bence fena durmadı, kötü durmadı. Sürebilirim günlük hayatımda ama mesela bu setten çıktı. Tekil olsaydı büyük ihtimal almazdım. Çünkü pek benim kullanacağım tarzda bir pembe değil. Ya böyle şeftaliye çalan pembeler kullanıyorum ya mauve çalan renkler kullanıyorum.
Bu da hafif bir mova çalıyor ama pembesi daha baskın bence. Dediğim gibi teki satılsaydı büyük ihtimal almazdım renginden ötürü. Ama setten çıktığı için aldım fakat kullanmayacağım bir renk değil. Sadece çok da tercih etmeyeceğim bir renk. Bunun da kalıcılığını hemen test ediyorum. Gördüğünüz gibi elimi cukladım. Duruyor gayet de güzel. Sıradaki rengim ise bandı kopmuş ama adım gibi biliyorum. Lolita. Sebebi de şu. Bu benim Lolita 2 koleksiyonuma eklemeden önce. Lolita 2'yi yeni aldım sayılır. Yani 5-6 ay önce aldım büyük indirimden. Onu yeni aldım. Ondan önceki favorimdi. Favori rengimdi. Zaten çok da popüler bir renk biliyorsunuz. Bunun far paleti çıktı. İşte tekil farı çıktı. Allı yok tam salladım. Stick rujları var falan. Aşırı popüler bir renk. Ondan da Lolita 2'den önceki favori rengimdi. Hala çok seviyorum. Ama sıralamam gerekirse Lolita 2'yi biraz daha fazla seviyorum. Sıradaki rengim de Lolita. Evet, Lolita da bu şekilde. Yine çok güzel bir renk. Yani çok sevdiğim renklerden biri. Biraz kötü sürdüm. Dudaklarım çünkü acımaya başladı bile. Likit rujlarının tek zorluğu bu. Bir de pek çoğunu aynı anda üst üste daha doğrusu denemek. Dudakları biraz zorluyor. Dudaklarım epey acıyor. O yüzden de çok da şansımı zorlamak istemedim. Çünkü daha önümüzde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane daha likit rujumuz var. Lolita'nın duruşu bu şekilde. Yine elimde durduğu gibi duruyor. Bunda biraz öyle bir farklılık falan yok. Gayet elimde durduğu gibi güzel duruyor. Sevdiğim bir renk. Tavsiye edebileceğim bir renk. Sıradaki rengim ise Sanctuary. Şöyle bir renk. Biraz gri alt tonlu bir mor. Ya da mor alt tonlu. Gri alt tonlu mor değil. Mor alt tonlu gri. İddialı bir renk. Biraz grunge bir renk. Bakalım dudaklarımda nasıl duracak. Biraz zor bir renk. Yani sürmesi zor, taşıması zor. Eğer bu tarz renkleri seviyorsanız güzel bir alternatif. Ama dediğim gibi biraz zor bir renk. Bir de Kat Von D rujlarda şu olay var. Dudaklarınızı sürüyorsunuz, pürtüyorsunuz ya. Hemen şeyi siliniyor ve diğer sürttüğünüz tarafa geçiyor. Anlatabildim mi? Mesela bazı likit rujlarda sürüp sürttüğünüz zaman iki tarafta da renk alırken Kat Von D rujda asıl sürdüğünüz taraf sürttüğünüz tarafa geçiyor. Bu biraz zorluk çıkarıyor. Eğer sürtme alışkanlığınız varsa. Sıradaki renk... Dudak kalemiyle konuşacağım şimdi. Dudak kalemini sürmeden konuşmayı unuttum. Sıradaki rengim Hawkwind rengi. Yine çok güzel renklerden biri. Hemen gösteriyorum sürüp. Renkler koyuya gittikçe biraz yer yer opaklık problemleri yaşayabiliyorsunuz. Ve böyle yama yama durabiliyor. Bir taraf açık, bir taraf koyu durabiliyor dudağınızda. Ama ikinci katta sorun çözülüyor. Gerçekten çok güzel bir renk. Ama dediğim gibi yapısal olarak biraz zorlukları var. Eğer bununla yüzleşmeye hazırsanız ve rengini çok beğendiyseniz alınabilir bir ürün yine. Sıradaki rengim ise Plath rengi. Bu da yine az önce Lolita 2'yi göstermiştim. Onunla beraber 5-6 ay önce almıştım. Şöyle gördüğünüz gibi çok güzel bir koyu kiremit rengi. Hafıza kartım doğmuştu. Önce çektiğim videoları bilgisayara atıp geri geldim. Sıradaki rengimiz ise Mother rengi. Ben bunu niye aldım? Bu rengi bir insan, yani benim gibi bir insan en azından niye almış olabilir hemen açıklayayım. Ben bunu aldığımda daha Kat Von D Türkiye'de yoktu. Ben bunu Sephora Online'dan aldım.
böyle bir pembe olduğunu bilmeden. Bana hiç yakışmıyor ama yine de deneyeceğim sizin için. Bu arada bundan daha eski Kat Von D rujlarım var. Ama çok kurumuş. Çok çok kurumuş olmasını görebiliyor musunuz? Bakın boşlukları var. Şuradan. Bu kadar kurumuş olmasına rağmen sürmeyi başarabildim. Ben bunu hayata geri döndürmeye çalışacağım. İçine biraz Inglot Rollerin falan kullanarak. Çünkü renk o kadar kullanılmayacak bir renk değil. Güzel bir renk yani. Hoş bir renk. Çok kötü bir pembe olarak gözükmüyor benim gözüme. Kendi cildimde de iyi buldum. O yüzden içine biraz bir şeyler de anlatarak hayata geri getirmeye çalışacağım. Olmazsa da gittiği yere kadar gider. Çünkü biraz daha üstünde çabalayarak güzel hale getirebilirim. Çünkü kurumuş olmasına rağmen iyi sürüldü. Hatta diğerlerinden daha kolay sürdüm bu rengi. Gördüğünüz gibi. Zaten kupkuru. Dudaklarıma Hindistan cevizi yağıyla bir express bakım yaptım. Videoların şey atılmasını beklerken. Çünkü önümüzde son 3 rengimiz ama hepsi koyu. Açıktan koyuya gitmeye çalıştım bu videoda. Bakalım neye benzeyeceğim yani şu dudaklara o koyu rujları sürerken neye benzeyeceğim. Başlayalım. İkisi için bunu kullanacağım. Bu dudak kalemini kullanacağım. Flormar'ın SL06 rengi. Diğer açık renkler içinse hepsinde SL12'yi kullandım. Benim en sevdiğim nude dudak kalemi. Evet, şahtım şahbaz oldum. Sıradaki rengim ise hemen okuyorum. Exorcism. Evet, Exorcism sıradaki rengimiz. Böyle bir renk. Tam dudak kalemine uyumlu bir renk aslında. Evet, Exorcism rengimiz de böyleydi. Bence gayet çok güzel koyu bir renk. Sadece tekrar aynı uyarıyı yapıyorum. Dudağınızda ruj tam kurmadan dudaklarınızı birbirinize sürtmeyin. Yaymak için de sürtmeyin. Çünkü dediğim gibi rengi taşıyor maalesef. Yani taşıyor derken dudak tuşuna taşıma anlamı değil. Alta sürdüğünüz renk atıyorum üste geçiyor ve altı bu sefer boşluk olarak kalıyor. Dudaklarınızı birbirine sürtmeyin bu kurumadan. Onun dışında gayet güzel koyu bir renk. Büyük ihtimalle etrafından concealer falan geçerseniz güzel olur. Bu arada da neyse videonun sonunda zaten bununla alakalı tüm detayları vereceğim. Gördüğünüz gibi gayet güzel bir renk. Son iki koyu rengimiz kaldı. Çok korkuyorum. Aşağıda kavga çıktı. Sıradaki rengimiz Damned. Bu sanırım bu Bordeaux serisinden en koyu renk diye düşünüyorum. Hatta şöyle aynamdan bakınca ben kahverengi olarak görüyorum bakalım dudakta. Yani dudakta daha çok Bordeaux'umsu duruyor. Evet Bordeaux'umsu duruyor. Bu mor alt tonlu. Bakalım nasıl duracak. Bu rengin yapısı korkunç. 5. kattayım. Opak olmuyor. Düzeltmeye çalışıyorum. Dağılıyor, bulaşıyor. Bu renk artık dayanamayacağım yani. Sürekli bir hummalı temizleme halindeyim. Temizliyorum, yayılıyor. Gördüğünüz gibi iç kısımlar daha açık duruyor, dış kısımlar çok koyu duruyor, çok yamalı gözüküyor. Yani yapısı bayağı kötü. Bu Damned rengini almayın.
bayağı kötüymüş. Bulaşma yok ama fark eder mi süremedikten sonra? Bulaşmasa ne olur? Kötü gözüküyor bence. Düzeltmeye çalış. Belki hani ilk kattandır, çok koyu bir renk sonuçta diye düşündüm. İki kat geçtim yok, üç kat geçtim yok. Artık yani beşinci katta bir şeye benzedi. Bir de şöyle bir şey var, mesela ilk katı sürüyorsunuz ya, ikinci katı sürdüğünüzde önceden sürdüğünüz birinci katı da alıp götürüyor ve orada daha açık bir alan oluşuyor. Saksılarım şey yapıyor şu an. Ay ama ses oldu, bir daha salonda falan çekmeyeceğim ya. Yok kavga çıkar, yok saksı vurur. Her neyse, beşinci katta bir şeye benzedi ama gerek var mı şu kadar emeğe? Fara rengi çok beğendiyseniz, uğraşabilirim, baş edebilirim diyorsanız, okey. Ama ben dudaklarımda, ya renk çok güzel. Ben bu tarz koyu renkleri seviyorum ama dudaklarımda 5 kat var ya, değer mi? Dudağımda şu an resmen 1 kilo ağırlık var gibi hissediyorum. Ve hemen çok kat sürdükçe bu arada kuruma şeyi de o kadar artıyor, kuruma oranında. Ve şu an dudaklarımı kötü hissediyorum yani. Yani uğraşılabilirse güzel renk. Ama değer mi? Değer mi yani? Neyse son rengimize geçelim. Son rengimiz ise bir siyah. Bildiğiniz siyah. Dediğim gibi setin içinden çıkmasa asla almayacağım renklerden biri. Eyeliner olarak falan kullanırım diye düşündüm ama yani hiç de kullanmadım açıkçası. Dudağımda bile denemedim. Yani o kadar umutsuzum. Dudak kalemi de sürmüyorum. Ne olacaksa olsun artık. Dudaklarım parça pinçik oldu çünkü canım yanıyor yani. Sürelim bakalım siyah. Bu kadar hiç kullanmadım yani, zor açılıyor. Siyah rengimiz de böyleydi. Şimdiye kadar sürdüğüm en iddialı renk. Kötü değil. Kötü bulmadım. Yapısı mesela diğer koyu renge göre ondan daha kayalmasına rağmen daha iyi. Dişlerimi sarı göstermedim. Bence bu güzel bir özellik bir siyah ruj için. Sürmesi zor. Siyah bir göz kalemiyle dudaklarınıza çerçeve yaparsanız daha rahat süreceksinizdir. Dediğim gibi yapısı bence diğer şu renge göre çok 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 daha iyiydi. Ama iki kat gerekiyor. İlk katta biraz daha yamalı ve gri gibi duruyor. İkinci katta bu rengi buluyor. Şu kenarlar hariç bence ben de güzel bir sürdüğümü düşünüyorum. Dediğim gibi mesela dışarı çıkacak olsam tek bir ruj sürüm. Daha tabii özenli sürerim ama burada bir sürü ruj sürüp yorum yapacağım için daha özensiz sürdüm. Kusura bakmayın. Olay renkleri göstermek de yorum yapmakta. Evet, birazcık daha özendim. Böyle oldum. Çünkü artık son konuşmamı yapacağım. Kat Von D rujlarım böyleydi. Vermek istediğim bilgiler şunlar. Fiyatları 150 lira ama Sephora bunları çok sık indirime sokuyor. 75 liraya düşüyorlar. Kesinlikle açık renklerine, özellikle nude tonlarına şans verilebilir. Çünkü dudakta da iyi dayanıyorlar. Sadece 6. 7. saatten sonra şu ortalarda biraz pıtır pıtır hafif açıklıklar, dökülmeler oluyor. Onu da üstünden tekrar geçebilirseniz sizi 2-3 saat daha dudaklarınızı aşırı yormadan, kurutmadan götürebilir. Tabii ki kurutuyorlar dudakları. Her likit ruj kurutuyor. Yani ben kurutmayanı görmedim en azından. Çok da marka denedim. Anastasia olsun, Jeffrey olsun, işte Flormar, L'Oreal, öyle böyle bir sürü marka denedim. Hepsi kurutuyor maalesef. Hiç kurutmayan ve kalıcı olan likit ruju görmedim. Bunlar da hepsi ne kadar kurutursa o kadar kurutuyor. Dediğim gibi 75 liraya, eğer artık markalar çok pahalılaştığı için, yani L'Oreal'in rujları, indirimsiz fiyatları 91 lira. Likit rujları 91 mi 83 mi öyle bir şey. Bunlar 75 liraya düşüyorsa indirimle. Beğendiğiniz renk varsa kesinlikle şans verebilir. Koyu renkler biraz zorluyor. Özellikle kendi elimdekilerden yorum yapmam gerekirse Exorcism ve bu dudağımdaki siyah ruj
Koyu ruja göre yine bir miktar iyiler, iki kat gerektiriyorlar ve çok dikkatli sürüm gerektiriyorlar. Damned almayın, 5 kat da olsa yine yamalı durmaya devam ediyor. Onun dışında nude renklerine bayılıyorum. Çıkarması ise oldukça kolay. Ben bütün videolarda çıkarmak, yani bütün gördüğünüz kliplerde çıkarmak için Neutrogena'nın bu göz makyaj temizleyicisini kullandım. Çift fazla çıkarması sorun olmuyor. Yani o çok zor çıkan likit rujlardan, yapışan likit rujlardan da değil. Ona rağmen kalıcılığı da gayet güzel. Fena değil yani o. Rengi de aslında kendime yakıştırmadım değil bu makyajla. Hoş oldu. Ama tabii ki bunu sürüp dışarı çıkmak biraz cesaret isteyebilir. Evet, videom bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.